Selam arkadaşlar, ben Soner Bey. Bugün uzun zamandır beklediğim bir etkinlik başladı. Videoyu onu anlatmak için çekeceğim. Kung Fu tanısı kıtası, yani çöl etkinliği. Şu anda yükleme yapıyor. Yükleme yapıp açıldıktan sonra etkinliğin özelliklerini anlatacağım. Evet, gidelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı. Çöl etkinliği sizi çölde bir yere taşıyor, ama tüm ittifaktaysanız eğer tüm ittifakı aynı anda çöle taşıyor. İttifakta olmasanız da zaten bütün ülke taşınıyor. Bu şekilde buralar boştu. Ben sabah daha yeni bugün başladığı için sabah yaptım bunları. Bunları konvoy ordusu kampı bunları yaparak çölde malzemeleri toplayabiliyorsunuz. Bu altın kumanha, altın dökümhanesi. Bu firavun faresi, pardon, firavun faresi rozeti veriyor. Bunlar bu şekilde anında hızlandırma veriyor. Yani çok güzel ödüller veriyor. Bunları kurun. Tek kurmamanız gereken bir şey var mı? Bir bakalım. Sanırım hepsini kurmanız gerek. Ben bunları daha sabah kurduğum için levellerini daha tam yükseltemedim. Hızlandırma kullanarak yükseltiyorum. Çünkü etkinlik bir hafta sürecek. Bir hafta içinde ne kadar toplarsam benim için o kadar iyi. Bu çöl etkinliğini beklememin en büyük sebebi şurada göstereyim. Bu anahtar. Çünkü buradaki sandıkları açamıyordum ve açmak için anahtar sadece çölden toplanıyordu ve şu anda 20 tane topladım. Bir hafta içinde bunu 200'ü geçirmem lazım. Çünkü çöl etkinliği bir daha ne zaman başlayacak bilmiyorum. Şurada direkt üstten göstereyim. Evet. O anahtarları zombi öldürerek ya da kaynak toplayarak diyorlar, ama bilmiyorum, zombi öldürdüm. Zombi öldürürken anahtar verdiği arazi talep izni verdi. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum tam. Sessiz kum verdi. Arkeoloji ekip kampı geliştirmek için, ekip kampını geliştirmek için, yani buradaki bakalım. Evet arkadaşlar, işte bunları geliştirmek için işe yarıyor. Çölden çıkınca siliniyor. Yani bunlar yok oluyor. Daha sonra anahtar geldi. Bunlardan geliyor. Bunlar da çok önemli oyun içinde. Daha sonra başka ne geldi? Zombi öldürürken. Bunlar, başka gelen bir şey yok. Ama benim için en önemli olan bu anahtarlar. Anahtarları daha da kazacağım. Bunların seviyelerini de hızlandırma kullanarak yükseltiyorum. Şu anda video çektiğim için bir tane göstereyim. Şu şekilde zaten 21'e düştüğü anda direkt otomatik hızlandırma var bende. VIP 9 olduğu için VIP 9 da aktif. O yüzden 21 dakikadan aşağısını hemen otomatik hızlandırabiliyorum. Videodan sonra bunların hepsini yükselteceğim. Çöl kıtası bu şekilde. Şurada dünyaya basalım. Evet, çöl kıtası bu şekilde. Buradaki gördüğünüz zombileri, bu zombileri şu anda 20 levere gücü yetmiyor benim kalemin. Bu zombileri öldürerek hemen anahtar toplayabiliyoruz. Bunların ne işe yaradığını tam daha çözemedik. Çünkü ne az işgal et diyor, gönderiyoruz hemen orduyu, geri bize geri gönderiyor. Bu şekilde yüksek level, her yerde 8 level kaynaklar var. Bu da çok iyi. Burada zombileri öldürerek her türlü eşyayı alabiliyoruz. Şuradan göstereyim. Çöl altın. Evet, buldum arkadaşlar, zombi raporu. Gördüğünüz gibi zombi öldürdükçe burada gördüğünüz hediyeleri veriyor. Benim için önemli olan, tekrar söylüyorum, anahtar. Bu şekilde ödülleri veriyor. Anahtar. Her zombide anahtar var. Burada en sıkıntı olan şey bizim için şu olacak: enerji.
Çünkü artık enerjiye bir sınırlama geldi. Önceden sınır gene 100'dü. 100, 100'den alabiliyorduk ama buraya ekstra olarak biriktirebiliyorduk enerjiyi. Benim 4000 enerjim vardı. Kullana kullana bitti. Daha sonra bunu kaldırdılar. Artık enerji kasamıyoruz. Ya da ben uzun süredir denemedim. Kasabiliyoruzdur belki. Bu şekilde zombileri öldürerek anahtar toplayacağız. Çölde, şehri çölde olmayanlar için bu çok büyük bir sıkıntıydı anahtar. Ve çözümü bu şekilde sağlandı. Artık ne kadar çok anahtar toplarsak bizim için o kadar iyi. Şehrimize tekrar geri dönelim. Sıkıntı olduğu için sürekli baştan açmak zorunda kalıyorum oyunu. Bilgisayarda oynadığım için. Bilgisayarda oynamanın tek yönü bu. Tek kötü yönü dünyaya tıkladıktan sonra tekrar kendi şehrinize gelmek istiyorsanız oyunu kapatıp baştan açmak zorundasınız. Bilgisayardan oynamanın tek sıkıntısı bu. Evet, artık videoyu durdurduktan sonra bunları yükselteceğim. Firavun jetonları çok lazım oluyor. Diğer videoda göstermiştim. Burada komuta merkezinde yetenekleri geri almanızı sağlıyor. Burada anlatacak pek bir şey yok. Burada gösterdiğim bir tane 3 tane kurmamışım. Bakın, buraya kurmadığınız yerlere tıklayarak buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Evet, 3 tane yerim kaldığı için bunlardan sadece 3'ünü kurabileceğim. Bazıları kalacak. Ama işime yaramayanları kurmayacağım tabii ki. Sadece benim işime yarayanları. İşinize nasıl yarayacak derseniz kurunca buradan bakabiliyorsunuz ya da topladığınızda ne topladığınıza bağlı. Ya da buradan inşaat deyince direkt burada zaten yazıyor. Çölde geçici stratejik komuta merkezi. Burada ne işe yaradığını zaten kendi de söylüyor, yazıyor. Bu şekilde bakarak ne işe yaradığını anlayabilirsiniz. Çöl bölümü bu şekildeymiş. Ben oynadığımdan beri bu çöl bölümünü hiç görmemiştim. O yüzden normal ülkede oynayanlar için çöl bölümü çok önemli. Çünkü anahtar en çok sıkıntı anahtar. Anahtarları topladıktan sonra bu sandıkların içinden ne çıkacağını da video olarak başka bir video olarak çekip onu da yükleyeceğim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın eğer beğendiyseniz. İyi günler dilerim. Başka videoda görüşmek üzere.